Merhabalar sevgili izleyenler, ben Melih Bilgin. Bugün yeni bir Android uygulamasına daha birlikte yakından bakacağız. Yanımızda Ali Yavuz Şahin var ve Astro Transformer Prime Pad ile birlikte bize bir yeni uygulamayı anlatacak. Evet Melih, bildiğin gibi birkaç uygulama incelememizde, daha önceki incelemelerimizde Asus Transformer Prime Tablet PC'yi kullandık. Bunun sebeplerinin başında aslında 4 çekirdekli bir mimari yapması geliyor Transformer Prime'ın altında. Bu 4 çekirdekli mimari sayesinde ise tüm uygulamaları kolaylıkla çalıştırabiliyor. İstiyorsan hemen izleyenlerimize bugünkü uygulamamızdan bahsedelim. Bugünkü uygulamamızın adı Dropbox. Birçok Android kullanıcısı Dropbox'ın farkındadır ve veya kurmuş tabletine, akıllı telefonla kullanıyordur. Aynı zamanda bilgisayardan da kullanılabiliyor tabii ki bu yazılım. Dropbox aslında bir bulut bilişim çözümü. Sanal bir ortamda belli bir alana sahipsiniz ve bu alana tablet bilgisayarınız üzerinden, akıllı telefonunuz veya bilgisayarınız üzerinden yedekleme yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda tarayıcı desteği de sunduğu için kolaylıkla herhangi bir tarayıcı üzerinden de erişebiliyorsunuz. İstiyorsan appdunyası.com üzerinden uygulamayı nasıl indiriyorsun ona bakalım. Dropbox uygulamasını indirmek için ya QR kod veya buradaki linkten faydalanabiliriz. Ben linki seçiyorum. Google Play seçeneğini tıklıyorum ve ardından yükle butonuna tıklıyorum. Dropbox'ı ilk açtığında firma tarafından sana 2.5 GB'lık bir alan veriliyor. Bu alanı 2.5 GB'ı sonuna kadar kullanabilirsin istiyorsan. Ama arttırmak istiyorsan 5, 10 veya 20 GB yapmak istiyorsan bunun bedelini ödemen gerekiyor. 2.5 GB'a kadar free, yani ücretsiz kullanabiliyorsun. Uygulamayı ilk açtığımızda karşımıza kamera upload, fotolarımız ve normal halka açık dosyalarının bulunduğu bir menü geliyor. İstersen sağ bölümdeki menüden kendine ait bir dosya oluşturabilirsin. Burada ben hemen deneme adında bir dosya oluşturmak istiyorum. Görmüş olduğun gibi yazıyoruz burada. Ve create seçeneğini seçtiğim zaman dosyayı oluşturuyoruz. İstiyorsan bu dosyanın içine tablet bilgisayarımızın içerisindeki resimleri yükleyebiliriz. Görmüş olduğun gibi şu an resimlerimi listeledim ve upload etmek istediğim dosyaları seçiyorum. 4 tane fotoğraf seçtim. Upload'a basmam yeterli. Şu an upload'a başladı ve dosyalarımı upload etti. Bu uygulama ile Bulut Bilişim Servisi'ne dosyalarımızı yükledik. Resim, video dosyalarını yükleyebileceğin gibi aynı zamanda da ofis uygulamalarını kolaylıkla bu servis üzerine yükleyebiliyorsun. Dropbox uygulamasına akıllı cihazlardan erişebileceğin gibi söylediğim gibi PC'den de kolaylıkla erişebiliyorsun. Bu sayede hem 2.5 GB'lık ücretsiz alan sunması hem de birçok cihazdan kolaylıkla erişebileceğin bir çözüm sunması Dropbox'ı rakipler arasında öne çıkartıyor. Verdiğim bilgiler için teşekkür ediyoruz. Yeni bir incelemede görüşmek üzere.